Hakan Sepetçi. 1966 yılında Karacabey'de doğdu. Bankacı ve aynı zamanda sendikacı bir babanın oğlu olan Sepetçi, babasının da etkisiyle hukuk öğrenimi için İstanbul'a gitti. Tiyatroya 1986 yılında orta oyuncuların amatör kolu olan Nöbetçi Tiyatro'da görev alarak başlayan Sepetçi, aynı yıl İstanbul'u Satıyorum adlı oyunla profesyonel oldu. Ne var ki tiyatroya tutkun olan Hakan Sepetçi okulunu ihmal etmeye başlayınca çok geçmeden okuldan atıldı. Ancak Sepetçi inatla sınava girdi ve yine İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencisi oldu. Sanat kariyerini İstanbul'da Ferhan Şensoy'un yanında öğrencilere ders vererek sürdüren Sepetçi, yine İstanbul'da Münir Özkul, Erol Günaydın ve Belkıs Dillligil gibi deneyimli oyuncularla aynı sahneyi paylaştı. Ayrıca Sepetçi, ünlü yönetmen Lütfü Akat'ın yönetmenliğini üstlendiği Dört Mevsim İstanbul adlı sinema filminin de başrolünü paylaştı. Geldiğin gibi kayboldun. Çiçekleri çok mu seviyorsun? Kuşları da. Ama en çok sandalı seviyorum. Çocukları da seviyorsun. Her şeyi. Biliyor musun? Seni hiç boş bırakmaya gelmiyorum. Bak bakayım bana. Sen bir şeyden kaçtın. Neden kaçtın? Şarkı söylemek için. Büyük dayım hep söyler. Söyle öyleyse. Söylüyorum ya. Islanacaksın. Koşalım. Islanalım. Ben yağmuru hep pencereden seyrettim. Yıkasın beni bir güzel. İçim pırıl pırıl olsun. Baba nasıl? İyidir usta. Arkadaşım. Ayaklama alıkoyacaksın. Geç otur kızım. Sen de otur bakalım. Ver bakalım. Topuğu çıkmış besbelli. Bir düş değilim ben. Buradayım. Ben buradayım. Hem yalnız başına şarkı söylenmez. Seni bir kez daha kaybetmek istemiyorum. Bütün bunlar bir düş olamaz. Ben buradayım. Ardından çeşitli televizyon programlarında yapımcılığa başlayan Sepetçi'nin en önemli programları arasında bence Gençlik Meclisi, Zapping Arası, Rokoko ve uzun yıllar akıllardan silinmeyen Fazla Mesai. Thank you.
Fazla mesai başladı. Ekibimiz bugün sürpriz. Sevgili yönetmenimiz Hüseyin Sarısandallı bizimle birlikte. Aslında o çekime gelemezdi. Fazla mesai yapıyor. Yine kameramanım Aykan, uzun zamandır özledik onunla çalışmayı. Ve sevgili asistanımız Özgül ve sunucu. Ne deniyor şeyde yazıyorlar ya, hazırlayan sunan Hakan Sepetçi durumu. Fazla mesai başladı, hemen söylemek zorundayız. Eğer yapacak daha iyi bir işin varsa, programın varsa lütfen bizi izleme, televizyonu kapat. Sadece biz değil, başka programları da izleme. Televizyondan uzak kal işte, bunu en başında söyleyelim. Ama yapacak iyi bir işin yoksa, vaktin varsa, bizim de olmak istiyorsan tamam, fazla mesai başladı. Senin için ilginç olacağını düşündüğümüz görüntüler hazırladık yine. İlginç öyküler var programda. Çocuklarla başladık. Gördün mü Aykan sana çok güzel çocuk yüzleri çekti, onları izletti. İşte biz şimdi bir çocuk evi, kreş, kreşin bahçesindeyiz. Reklam olmasın diye bırt kreşi diyelim buna da. O kreşin bahçesindeyiz şimdi. Daha da önemlisi bir nar ağacının altındayız. Evet, cevval kameraman Aykan onarları da gösterdi sana. Bu kadar güzel görüntüden sonra duvar yazılarını izleyelim, sonra devam edelim. Yaşlılık benim yaşımdan 15 yaş sonrasıdır. Bu kostümlü prova falan değil. Hayatın ta kendisi. Duvar yazılarını izledin. Şimdi Doğancı Barajı'nın Doğancı Göleti'nin üzerindeyiz. Barajı şimdi bulunduğumuz noktadan göremiyoruz ama işte bu renk görünüyor mu Aykan? O renk algılanabiliyor mu? Merak ediyorum. Çünkü çok yeşil bir görünüm var şimdi. Aslında bunu şunun için söylüyorum. Bu bizim içtiğimiz su. Buradaki suyun çeşmeye musluğa geliş öyküsünü de anlatacağız. Oradan buraya gelene kadar zaten öğrenmek istediğin her şeyi öğrendin. Bir gece düzenliyoruz ve bu gecenin de kalıcı olmasını hedefliyoruz. Madem ki Bursa'da böylesine bir medya ağı genişledi, bundan sonra da bu kalıcı balolarla, gecelerle medyanın birliğini ortaya koymuş olacağız. Güzel bir gece olacağını umut ediyoruz. Bu kadar. Peki, kolaylıklar diliyorum size çalışmalarınızda. İşte gördünüz, burada bir komite oluşturmuşlar. Hepinize ilan ola İstanbullular. Burada bir kısım medya örgütlenmiş bir dayanışma içinde. Biz de sizin kavganızı buradan keyifle izliyoruz. Pek düzeltiyorum. Galiba fazla mesai ekeyim, burada fazla mesai yapamayacak hocam. Evet kaptanım, ben şu anda ne olur neler yaşadığımı anlatamam. Hocam sağa doğru yatırdığımız zaman sağa gider. Tamam olarak. Ama bunlar çok tatlı hareketlerimiz yani. Bizim eğitimde kullandığımız hareketlerimiz biraz daha sert hareketlerdi. Ama lütfen yapmayalım, ne olur, ben çok tedirginim. Zaten bu heyecanı yaşamak bile benim için çok güzel. Böyle bir fırsat yarattığınız için Şafak Havacılığa da çok teşekkür ederim. Sizin de izninizle. Hocam daha heyecan yaşamadık. Yapmayın ne olur. Biraz daha heyecan yaşayabiliriz. Allah'tan yapma, yalvarırım yapma. Allah! Kaptan! Yalvarırım yapmayın. Yalvarırım. Yapmayın, yalvarırım. Ben Allah'ım, görüyor musun neler oluyor uçakta? Televizyon dünyasına sadece yaptığı programlarla değil, daha birçok etkinlikle katılan Hakan Sepetçi, ayrıca tek bir örnekle bile olsa klip dünyasına da adım atmasını bilmiştir. Şair yazar Atol Behramoğlu'nun seslendirdiği ve Haluk Çetin'in ezgilendirdiği klip, Sepetçi'nin objektifinden Türkiye'nin pek çok televizyonuna ve kanalına konuk oldu. Çalmıştır senden sevdiğini, içinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Bir anı bile kalmamıştı. Geceler boyu sevişmelerde. Binlerce yıl uzaklarda. Binlerce kez dokundum te, binlerce yıl uzaklardadır, binlerce kez dokundum ten, yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmişti. Ölümdür yaşanan tek başına. Kişiliktir.
bir ezgisin sadece. Tüketilmiş ve düşmüş gözler. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır. Gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşamaz sevdasını. Severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildi. Ölümdür yaşanan tek başına. İki kişilikti. Binlerce yıl uzaklardadır. Binlerce kez dokunduğun ten, yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmişti. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişilikti. Hakan Sepetçi televizyon için yaptığı programlarda pek çok önemli konuk davet etti. Pek çok insanla duygular paylaşıp onların dertlerine ortak oldu. Sadece yerel değil, ulusal televizyon kanallarında da hakkında pek çok kereler konuşulan Sepetçi, sanatsal kimliğini bir kez daha duyurmanın onurunu yaşadı. Hakan Sepetçi. Onu kaybetti. Ya evet, öyleyiz ya. Allah rahmet eylesin. Bursa Olay TV'de çalışan bir arkadaş. Evet, Allah rahmet eylesin. Hakan'a yardımcı olarak. Hakan uzanmış bir çocuk o kaybettiğimiz arkadaş. Tamam. O kadar incelikle davrandı ki Barış'a. Budan ya da deniz kıyısında bu filmi çekerken filmi bahane de ara verdik. Böyle biraz balık görüntü şöyle falan. Barış paldır küldür girdi. Yunuslar geçiyor falan dedi. Hakan istifini bozmadan dedi ki sen yönetmen yardımcısı değil misin? Hemen kameramanlar aldı. Ve o iki tane Yunus hiç hesapta olmadan. Barış'ın çekildi. Harika bir tane hesap. Harika bir şey değil mi? Unutulmaz. Çok güzel bir hal. Evet. Sanat dünyasında pek çok kurumun, pek çok kişinin dostluğunu kazanmış olan Sepetçi hakkında bakınız arkadaşları ne düşünüyor? Sevgili arkadaşım Hakan Sepetçi benim gözümde üç açıdan çok önemli bir sanatçıydı. Hem medyacı açısından, tiyatrocu açısından ve yazarlığı açısından. Bir kere Hakan ekmeğini medyadan kazanıyor olmasına karşın ödünsüz bir antimedyacıydı. Çok onurlu bir duruşu vardı. Televizyonun körletici etkisini çok iyi kavramış olduğundan kendi programlarında bile izleyicilerine televizyondan uzak durun diyecek kadar dürüst davrandı. Bu bakımdan Bursa medyası Hakan'ın fazla mesailerinin karşılığını hiçbir zaman ödeyemedi ve ödeyemez de. Hakan'ın bence asıl alanı tiyatro idi. Ne yazık ki ekmek parası uğruna perde aşkını bastırmak zorunda kaldı. Sevgili Hakan, Ferhan Şensoy ekolünden gelmenin getirdiği o afacan yaratıcılığıyla perde aşkını uzak tuttu, bastırmak zorunda kaldı. Bir de ben Hakan'ın üçüncü özelliğine değinmek isterim. Yazarlığı bence henüz keşfedilmemişti. Hakan gerçekten gizli bir yazardı bana sorarsanız. Ölümünden önceki aylarda Olay Pazar'da yayımladığı o nefis denemeleri, ondaki yazarlık cevherini, gizli kalmış yazarlık cevherini çok güzel ortaya koyuyordu. Çok neşeli, coşkulu, biraz afacan, hatta kendini bile tiye alan çok güzel denemelerdi bunlar. Sözcükleri gülümseten denemelerdi. Ben Hakan'ın bu yönünün yeterince ortaya çıkmamış olmasına çok üzülüyorum. Arkadaşları olarak bu konuda kendimi de sorumlu tutuyorum. Hakan'ın anısına bir kitapçık yapamadığımız için gerçekten üzgünüm.
İnşallah bundan sonra bu görevimizi yerine getiririz diye düşünüyorum. Çünkü Hakan buna layık biriydi. 4-5 yıllık bir geçmişi var arkadaşımızın. Ama bu 4-5 yıl o kadar çok şey sığdırmışız ki böyle geriye dönüp baktığımızda birçok anımızın, hatıramızın olduğunu görüyorum. Zaten o kendisi de buna çok önem verirdi. Her gittiği yerden mutlaka bir çok basit de olsa bir taş, bir kabuk, bir oyuncak mutlaka bir şey getirirdi. O nedenle benim evimin her köşesinde onu hatırlatan küçük küçük şeyler vardır. Bir yerde üzüm salkımı, bir yerde sepet, bir yerde bir midye kabuğu, bir yerde çan, bir yerde zar. O kadar çok anısı var ki bu şu Nasrettin Hoca figürünü de bana Nevşehir'den getirmişti. Ben de arkasına bir şey yazmasını istediğimde bu yazısız yazısını yazmıştı. Bu benim hep masamda durur. Kendisi çok hasta derecede Galatasaray taraftarıydı. Bir gün Bursaspor'un Galatasaray ile İstanbul'da maçı var. Biz de Olay Gazetesi spor ekibi olarak gazetenin minibüsüyle şoförle birlikte bir grup spor servis elemanı atladık İstanbul'da maça gidiyoruz. Hakan da hasta Galatasaraylı olduğu için o da bizim peşimize takıldı. O da minibüse bindi. Gidiyoruz. Yolda işte sohbet muhabbet derken mesleki konulara, televizyonculuğa, programcılığa söz geldi. Hakan bizden önce yani Olay TV'den önce çalıştığı kanalda yaptığı programları, yapımcılığını üstlendiği programları falan bahsediyordu. O arada benim aklıma takılan bir program vardı. Hakan'ın Olay TV'den önce çalıştığı kanalda ekrana gelen bir programdı. Bu benim, bana çok komik gelen bir programdı. Sunucusu Mehmet Ali Erbil'di. Bugünün ünlü komedyenin, ünlü programcısı Mehmet Ali Erbil sunuyordu o kanalda o zamanlar programı. Komik bir programdı. Bir yarışma programıydı ama programın dekoru böyle bir kümes şeklinde tasarlanmıştı. Her tarafta sağda solda saman balyaları, kümes havası estirilmiş. Yerlerde tavuklar koşturuyordu falan. Mehmet Ali Erbil de bir kaleci edasıyla adeta plonjo yapıp tavukların üzerine atlayıp tavukları yakalamaya çalışıyordu. Ben de böyle bir sohbet açılınca Hakan'a dedim ki ya o nasıl bir programdı senin çalıştığın yıllarda? Böyle bir program geliyordu. Ne kadar rezil, ne kadar kötü bir programdı. Böyle cıvık bir program olur mu falan diye çok eleştirdim programı. O da dedi ki Hakan yapma be abi dedi. O kadar mı kötüydü bu program? O kadar kötüydü tabii. Ne vardı dedi. Ya dedi o programın yapımcısı bendim be abi dedi. Aramızda en son ayrılması gereken bir isimdi. Bu yaşamı benim gördüğüm kadarıyla içimizde en çok sevenlerden biriydi. Bir hayat adamıydı. Onun kısaca anlattığı bir anekdotu ben şimdi sizlere anlatmak istiyorum. Fahli Rıfkı Atay'dan bir anekdot. Bir gün Yeşilay Derneği'nde bir toplantı yapılır. Konuşmacı çıkar ve dinleyicilere sorar. Sayın dinleyiciler, bir eşeğin önüne bir kova su, bir kova da rakı koysanız hangisini içer? Dinleyiciler hep bir ağızdan, suyu efendim derler. Tabii der, gördünüz mü bak, peki neden diye sorar. Aynı Hakan Sepetçi gibi oraya zorla getirilmiş keyif ehli Neyzen Tevfik de vardır dinleyiciler arasında. O da aradan seslenir eşekliğinden. Çok güzel. Evi de Karacabey'de olduğu için her seferinde otobüse biner, Karacabey'e doğru yola çıkardı. Her seferinde de hep anlatırdı dönüşünde. Her seferinde anlatırdı. Bir gün uyuyakaldım Bandırma'daydım. Bir gün uyuyakaldım Erdek'teydim. Hatta hiç unutmuyorum, ta Çanakkale'ye gittiğimde biliyorum. Ta Çanakkale'ye kadar gitmiştim, uyuyarak Çanakkale'ye gitmiştim. Bunu bildiği için de bir keresinde bindi otobüse, yola çıktı. Tabii bunu bana o anlatıyor. Yine uyumuş tabii. Her sabah yine uyumuş. Bir kalktım diyor, bir kalktım. Her taraf karanlık. Eyvah yine Karacabey'e geçti. Hemen otobüsü durdurmuş. Bir atlıyor otobüsten aşağı. Otobüs başlıyor, yola çıkıyor tabii ki. O bir bakıyor, oğluna batmıyor. Daha Karacabey'e gelmemiş. Hakan gökkuşağı renklerine sahip bir insandı ve birlikte olduğu insanlara, dostlarına, arkadaşlarına sahip olduğu renklerin tamamını fedakarca verirdi. Ben de bunlardan biriyim, bu renklerden faydalanan arkadaşlarından biriyim. Özlemle anıyorum onu. Zaman zaman birlikte paylaştığımız sofralarımız oldu. Bir eski zaman beyefendisi gibi rakı içmeyi sever ve buna özenirdi. Gerek lügat olarak, gerek davranış olarak, gerek
giyim olarak. Rakı içişlerimde hatırlıyorum Hakan'ı. Çokça. Onun benim bana eşlik ettiğini düşünüyorum yukarıdan. Hınzırca gülüşlerinden birini yüzüne asıp beni seyrettiğini düşünüyorum. Kaybetmemizden yaklaşık 4 ay önceydi zannediyorum. Hiç zamansız ve hiç yersiz bir kitap hediye etmek istedi bana. Kitabın kapağını açtığımda evde şöyle bir yazı vardı. Bizi sensiz koma, Emi. Şimdi biz onsuzuz. Hakan'ı ilk tanıdığım anı hatırlıyorum. Bir apartmanın merdiven boşluğunda tanıdım. Bir nişan vardı. Pek de sevimli gelmemişti o zaman. Daha sonra sempatikliğiyle bir akşam yemeğe çıktığımızda onun ne kadar sevgi sihirbazı olduğunu fark ettim. Ufak bir hudüni gibi gelmişti. Daha sonra ilişkilerimiz çok uzun sürdü Hakan'la. Çok güzel rakı sofralarımız oldu karşılıklı. Bir gece sabahlara kadar uzandığımızda rakı sofralarında şunu fark etmiştim. Meğersem içimde ne kadar gizli televizyonculuk varmış. Hakan da bunu konuşarak onun Bence programını yapmıştık. Büyük bir katkıda bulmuştum. Gizli bir zevk de alıyordum bunun içerisinde bazı önerilerimin Hakan'la beraber oluşmasında. Böyle çok sevimli anlar yaşarken birdenbire çok üzünlü bir hastalık haberi geldi. Hakan'la artık eskisi gibi güzel rakı sofralarımız olmuyordu. Eski sohbetler eşeğiyle konuşulmuyordu. Ve bir akşam tekrar kendini çok iyi hissettiği gece Altın Ceyhan'ın meyhanesinde yine kafaları çekiyorduk Hakan'la. Benim Türk sanat müziğinden çok sevdiğim bir parça vardı. Selahattin İşli'nin Bir Tanemdi. Farkına varmadan oradaki arkadaşlar basından bu şarkıyı istemişti. Şarkı çalmaya başladığında sözleri beni o kadar etkiledi ki ne anlama geldiğini o an fark etmiştim. Susturmak istediğimde Hakan bana aynen hareket ederek susmamı söylemişti. Sözleri şöyleydi. Bir tanem, bir sabah uyanacaksın ki ben yokum. Dünyayı sana bırakıyorum. O kadar etkilenmiştim ki gözlerimde yaşlar, sesim hıçkırıklı vaziyette. Hakan yok bir şey derken, abi merak etme, yaşayacağım, çok uzun sürecek, hiç merak etme diye seslenmiştim. Çok etki altında kalmıştım. Bu kadar yalancı olduğunu bilmiyordum Hakan'ın. Bana doğru söyleyeceğini tahmin etmiştim ama kaybettik. Hakanları bulmak çok zor. Onunla olduğum her yerde onun için bir kadeh rakısını içiyorum. Bir akşam yine yakın oturuyoruz Hakan'la. Gece yarısı gittim evine. İşte sohbet ediyoruz. Çok geç bir saatlerde Cem Karaca aradı. İstanbul'da sanat camiasındaki bütün ilişkilerini herkes biliyor. Herkese çok yakın ilişkileri vardı. Sevilen bir insandı. Hiç unutmadığım bir lafı vardır Cem Karaca'nın. Sık sık İstanbul'da kemoterapi için geliyor musun? Ama yanılıyorsun. Bir kere bana gel, ben sana kemoterapi yapacağım demişti. Bu lafın üstüne de sabaha kadar ağlamıştık. Orası buluş yeri. O daha önce keşfetmeye gitti. Nasıl olsun aynı yerde olsun. Orada devam. Nerede yarım bıraktıysan. Yarım kalan her şey orada. Hakan Sepetçi, yakalandığı amansız hastalığa karşın programlarını sürdürdü. Onun yaşam mücadelesine katkıda bulunmak adına pek çok etkinlik düzenlendi. İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Yaşasın Sanatçı 97 adlı geceye pek çok sanatçı katıldı. Sanat çevrelerinin katılım gösterdiği geceler ve etkinlikler birbirini izledi. Ancak Hakan Sepetçi'nin sağlığına kavuşması için yapılan tüm bu çabalar amansız hastalığını yenmesi için yetersiz kaldı. Hakan Sepetçi, Bursa'nın yetiştirdiği sıra dışı bir sanatçıydı. Ekmeğini medyadan kazanmasına rağmen eleştirel tutumunu her zaman korumasını biliyordu. İnsancıldı, dost, arkadaştı, duyarlıydı. Ferhan Şensoy ekolüyle örtüşen sonsuz bir yaratıcılığa sahipti.
Gündelik yaşamında bile her an sahnede gibiydi. Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nun gönüllü sanatçılarından biriydi. Tiyatroya sıkça gelir, hiçbir oyunu kaçırmazdı. Televizyon programlarında da tiyatro oyunlarını tanıtmakla kalmaz, oyuncu arkadaşlarıyla uzun uzun kulis sohbetleri yapardı. Hakan'ın ardından Kültür Bakanı İstemiyan Talay, Ferhan Şensoy, Emin Gümüşkaya, Serhat Özcan, Caner Alkaya, Bican Günalan ve Yılmaz Erdoğan şunları söylediler. Televizyonunuzun program yapımcısı, değerli insan Hakan Sepetçi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta aramızdan ayrılan merhuma Tanrı'dan rahmet ve tüm Olay Televizyonu camiasına başsağlığı dilerim. İstemiyan Talay, Kültür Bakanı. Hakan'la aynı sahneyi paylaşmıştık. Yetenekli, çalışkan, gelecek vadeden bir oyuncuydu. Erken ölümü bizleri çok üzdü. Hakan'ın talihsiz bir insan olduğunu düşünüyorum. Türk tiyatrosu geleceği çok parlak bir sanatçısını yitirdi. Ferhan Şensoy, yazar, tiyatro sanatçısı. Mükemmel insan, olağanüstü derecede dost canlısı bir insanı kaybettik. Kardeşim kadar sevdiğim Hakan, gerek oyuncu olarak, gerekse Türk tiyatrosunda araştırmacı olarak çok değerli bir sanatçıydı. Evladımızı kaybettik. Türk tiyatrosunun başı sağ olsun. Emin Gümüşkaya, Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü. İzmir turnesinde olduğumuz için cenazesine katılamadım. Son günlerinde Bursa'ya gelmiştim. Fazla Mesai programının hastalığından sonra Fazla Mesai olduğunu biliyordum. Bir yere gidip sohbet etmiştik. Bir ara dalmıştı. Beni rahat bırakın demişti. O an onu yitireceğimizi anlamıştım. İnsanın bir dostundan bunu duyması çok zor. Serhat Özcan, tiyatro sanatçısı. Hakan'ın ölümünden bir ay önce doktoru ile görüşmüştüm. Bir aylık ömrü kaldığını söylemişti. İzmir turnesi öncesi vedalaşmak için Karacabey'e gittim. Nasıl vedalaşırdık? Hayat dolu bakışları altında vedalaşamadım. Ona son defa sarılamadım. Caner Alkaya, tiyatro sanatçısı. Çok yakın bir arkadaşımdı. Hastalığından bu yana hep birlikte oldum. Bir ara iyileşmiştim. Ancak biliyordum, kendimizi sona hazırlamıştık. Ama duymak çok farklı bir şeymiş. Görüşmelerimizde işimizin zorluğundan kaynaklanan bazı aksamalar yaşadık. İzmir turnesinde olduğumuzdan cenazesine katılamadık. Ölümünden sonraki gece oynadığımız Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü oyunundaki bütün alkışları o gece Hakan Sepetçi'ye armağan ettik. Bican Günalan, tiyatro sanatçısı. Hakan'la tiyatroya birlikte başladık. Çok iyi arkadaşımdı. Çok sempatik bir oyuncuydu. Genç yaşta kaybettik. Ama o yaşam sevincinin ne demek olduğunu hepimize gösterdi. Ustalarımızı, abilerimizi yitirdiğimiz bir dönemdeyiz. Ancak orada çok güzel bir kadro oluşmaya başladı. Ben de gidince bir oyun yazacağım ve hep beraber oynayacağız. Yılmaz Erdoğan. Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez. İstedin uğruna savaş vermediysen, ne söylesen ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez. İstedin uğruna savaş vermediysen. Sanki senin
çekmediysen. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anıların gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anıların gibi. Sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi.